Hocam. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Bu webinar serimizin bir tanesini bugün yapmaktayız ve çok değerli, çok çok değerli bir konuğum var. Kendisi Profesör Doktor Haluk Eskin Bey. Çok değerli, aynı zamanda retinacı, çocuk göz hastalıkları mütehassıs ama aynı zamanda retinaya da uzmanlığı var. Retina da kendisini yetiştirmiş. Çok benim de doktorum aynı zamanda. Haluk hocama davetimizi kırmadığı için, bizi kabul ettiği için, buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yüz yüze de toplantılar yaparız. Kendisi Ankara Tıp mezunu, sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göz hastalıkları bölümünde uzmanlığını almış. Doçentliğini yine aynı Trakya Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde, profesörlüğünü yine orada almış. Bu çok güzel sebat etmek. Bazı insanlar başka yerlerde doçentliğini, profesörlüğünü başka yerlerde. Bu çok güzel. Hocamın başarısını gösteriyor. Birçok derneklere üye hocam. Aynı zamanda Profesör Doktor Haluk Eskin hocamız 2015 yılından beri de Taksim Acıbadem Hastanesi'nde hizmet vermektedir kendisi. Hiç gittiğiniz zaman göremezsiniz. Hep meşguldür, hep meşguldür kendisi. Evet. Efendim Hoş hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bulduk. Teşekkür ederim. Katılanlara da hoş Güzel geldiniz. davetiniz için. Tabii ne demek, siz kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ben eksik bir şey bıraktımsa CV'de buyurun söyleyebilirsiniz. Yok, ağzınıza sağlık. Yani yaklaşık 25 yılım geçti Trakya Üniversitesi'nde. Dediğiniz gibi uzmanlığa başladım. En son ara bilim dalı başkanı olarak emekli Evet. olarak kamu hayatına son vermiş olduk. Evet, Ankara Tıp mezunusunuz. Ben de oradan mezunum. Onun için güzel bir karşılaşma Evet. oldu. Biliyorsunuz ki söz konusu sigara olduğunda sağlığımız üzerindeki yıkıcı etkileri uzun bir liste oluşturur. Saymakla bitmez. Çünkü saçımızın telinden ayağımızın parmağına kadar sigara etkilemekte. Sigara içmenin genel sağlık için ne kadar zararlı olduğunu herkes biliyor bu gerçeği. Dünyada da ölümle sonuçlanan hastalıkların meydana gelmesinde sigaranın payı çok büyüktür. Kanser, kalp, damar hastalıkları, gebelikteki etkileri, düşükler vesaire, bunları anlatmayacağım sizi sıkmamak için. Ama asıl şey, sigara insanın dünyaya açılan penceresi olan gözlere nasıl bir etkisi var? Çok büyük bir tehlike arz ediyor sigara. Acaba Haluk hocam bize neler söyleyecek? Çünkü sarı noktadan, kataraktan, çocuktaki şaşılıklara kadar olan bir sürü bozukluklara neden olan sigaranın, bir de pasif içicilerin herhalde bize bunlardan anlatacak. Buyurun Haluk hocam, neler yapıyor bu sigara? Biz bütün organlara olduğunu yıllarca konuşuyoruz ama gözü konuşmamıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Siz bize göze olan etkisini anlatır mısınız? Rica ederim. Şimdi şöyle bir başlayayım. Kısaca gözün diğer organlardan farklı birkaç özelliğiyle. Şimdi göz birim zamanda en fazla kan alan doku ve kan sirkülasyonunun en yoğun olduğu doku ve bir ömür boyunca aydınlık olduğu bütün süre boyunca sürekli görüntüyü sağlamak için de bu akışkanlığın devamı gerektiriyor. Şimdi bildiğimiz temel kanıtlanmış sigaranın etkileri de daha ağırlıklı olarak aterosklerotik damar sertliği ve damarlardaki tıkayıcı etkisinden dolayı ana olarak bu sebeplerden gözdeki sorunları da yaratıyor. Şimdi belli başlı dört ana hastalıkta gözde yol açıyor probleme. Bunun bir tanesi Graves hastalığı dediğimiz. Özellikle tiroid bezini ilgilendiren ve bazen yüksek, bazen normal, bazen de düşük tiroid hormonu düzeyleriyle seyreden ama beraberinde gözün etkilendiği ve böyle halk arasında pörtlek göz diye öne doğru çıkık göze yol açan bir hastalık bu. Graves hastalığı dediğimiz hastalık. Şimdi bu Hipertiroid. hastalık bir immün sistem, bağışıklık sistemi hastalığı aslında. Bir başkası biliyorsunuz yaşa bağlı makula dejenerasyonu, diğer adıyla halk adıyla sarı nokta hastalığı. Yine burada çok ciddi miktarlarda sigaranın etkisi var. Yine bir diğeri göz tansiyonu yani glokom hastalığı da çok önemli. Kanıtlanmış etkileri var.
Ve yine bir başkası da en sık gördüğümüz körlük sebebi hala dünyada katarakt üzerine ciddi etkileri var. Şimdi isterseniz şöyle bir Graves hastalığındaki etkilerinden bahsederek başlayalım Nasıl kısaca. oluyor? Evet hocam, yani sigara nasıl oluyor da katarakt yapıyor? Nasıl oluyor da bizde sarı nokta Evet. makrodejenerasi yapıyor? Yaş ilerleyince zaten olabilme riskleri var bu 50 yaşın Tabii ki, üzerinde. tabii ki, tabii Ama ki. sigara ne yapıyor da bu damarlarda neler yapıyor? Damar tıkanıklara neden olup beslenmeyi mi bozuyor? Neler yapıyor bize, onu açıklarsanız çok Tabii. teşekkür ederim. Şimdi işin temeli bu aslında serbest radikaller dediğimiz yapılar üstünde. Sigara çok net bu serbest radikalleri arttırıyor. Yani hani kanımızdaki zararlı yapıların artmasını sağlıyor diyelim. Bunun yanı sıra antioksidan dediğimiz bir de ayrıca bize faydalı olan şeyler var. Bunları da hem kanda azalmasına yol açıyor biliyorsunuz sigara, hem göz içi sıvılarında bu azaltıyor bu antioksidanları, hem de göz dokularında bunu azalmasına yol açıyor. Hocam, Şimdi o zaman göz kuruluğunu da yapıyor demek ki sigara, değil mi? Sıvıyı azalttığına göre göz tabii kuruluğu mutlaka yapıyor. Evet. gözün içindeki Evet. sıvıyı da gözyaşında Evet. tabii ki etkisi var. Evet. Şimdi Graves'te bildiğimiz kabaca Graves hastalığıyla bahsedersek eğer bazı immün sistemden kaynaklanan yapılar göz küresinin çevresindeki yağlı doku ve gözü hareketini sağlayan kaslar içine bir süre sonra birikmeye başlıyor. Ve bu birikim sonucunda göz küresi arka taraftan sıkıştırıldığı için giderek öne doğru çıkmaya başlıyor. Ve bunun ilerleyen aşamalarında sıklıkla iki gözle ama bazen tek gözle olabilen bir takım görme problemleri, hatta daha ilerleyen dönemlerde körlüğe kadar gidebilen sonuçlar doğuruyor. Bunun enteresan bir buradaki bir bağlantı, hakikaten sigara burada nasıl etkili olmuş diye çok net bilgilerimiz yok ama serbest radikallerin sonuçta birikmesi yüksek tiroid hormonu olan kadında insanlarda Graves gelişme riskini yükseltiyor. Bu göstermiş. Yani içenlerde Graves oluşma riski daha yüksek kesinlikle. Yine antioksidanların düşmesiyle beraber yine bunlarda Graves meydana gelmesi riski daha yükseliyor ve hastalığın da yine göz komplikasyonlarının ortaya çıkma riskini daha arttırıyor. Ya Graves'le ilgili gerekli kabaca bunları söyleyeyim. Evet. Antioksidanlar da bugünlerde ne kadar konuşuluyor, değil mi? Bu Çok. COVID-19'a karşı antioksidan alın, antioksidan alın. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle ve Vurguladığımız için yani kesinlikle. düşünün sigara içiyorsanız o aldığınız antioksidanlar bir işe yaramıyor. Evet. Yani onların etkisi olmadan ne yazık ki bir şekilde yok olmuş oluyorlar böylece. Şimdi ikinci ana başlığımız halk arasında sarı nokta hastalığı diye bilinen gözümüzün en arkadaki en keskin gören yeri sarı nokta ya da makula dediğimiz bölgenin bozulması. Buna makula dejenerasyonu ya da yaşa bağlı makula dejenerasyonu tıbbi anlamıyla diyoruz. Şimdi burada hastalık tabii toplumun çok büyük kesimini etkileyen bir hastalık. 50 yaşından itibaren gözükmeye başlıyor ve yaşla beraber bu hastalık giderek artıyor. Bugün bilinen risk faktörlerinin en önemli başında o denli adında olduğu gibi yaş. Ya 50-50 yaşlarda %1-2 oranında gözükürken 90'lı yaşlara geldiğimiz zaman bu sarı nokta hastalığı görme sıklığı %50'ye çıkıyor. Yani neredeyse iki kişiden birinde var bu hastalık. Bir başka risk faktörü yine güneş ve güneş ışığına maruziyet diyebiliyoruz. Yine bir başka şeyi beslenme, diyet önemli. Bu işte antioksidan beslenme bu konuda önemli bir şey sağlıyor. Hiperkolesterolemi, kolesterol yüksekliği yine ciddi risk getiriyor. Ama bunların hani önemli bir kısmı bizim kontrol edebildiğimiz risk faktörleri değiller. Aralarında en önemli önlenebilir risk faktörü ise sigara. Çünkü onu bıraktığınız zaman ya da ona maruziyet bu hastalığa yakalanma şansınızı arttırıyor. Şimdi bu Bir de hastalıkların pasif içiciler, değil mi hocam? tabii ki Pasif dumana içicilerde, maruziyet yani kalmak da. ister duman birisinden gelsin ister kendisi için. Zaten bu yan akımın daha etkili olduğu söylenmekte. Evet, pasif Evet, içicilerde daha kesinlikle kötü. çok haklısınız o konuda. Şimdi bu
Sarı nokta hastalığını genelde iki tipi var. Bir kuru tip diyoruz. Bu yavaş başlayan, görmeyi de çok yavaş azaltan bir tip. Ki bu Allah'tan ki bütün sarı noktaları %90'ını oluşturuyor. Bir de %10 kadar kötü seyirli, çok hızla birkaç ay içinde görmenizin çok ciddi bozulmasına yol açan yaş tip dediğimiz bozulmalar. Şimdi bu yaş tip bizim özellikle tedavi etmeyi, durdurmayı amaçladığımız görme kaybına yol açıyor. Çünkü genelde hep şöyle denir mesela büyüklerimiz işte ya evladım yaklaş bir seçemiyorum yüzünü uzaktan gibi. Çünkü hastalık merkezi görmeyi ortadan kaldırdığı için karşıda gelen kişilerin yüzlerini görememek gibi bir sonuç doğuruyor hastalıkta. Giderek bu görülen kara leke giderek büyüyor ve yani yakını hele görmek çok sıkıntılı hale geliyor. Bu insanlar hiçbir şey okuyamaz, yazamaz hale geliyorlar ve yaşam kalitelerini çok ciddi etkileyen bir hastalık, sarı nokta hastalığı. Şimdi bir kere sigara, kuru tip ve yaş tipin, özellikle yaş tipin görme sıklığını çok yükseltiyor. Yine bunlarda mesela sigaranın şöyle etkileri bulunmuş. Yüzeyel içici olanlar, çok derine çekmeyenler kısmen daha az etkileniyor ama derin çekenler, günde içtiği sigara sayısı 20'nin üstünde olanlar ve filtresiz içenler, 40 yılı üstünde sigara içenler bir kere bu sarı nokta hastalığına yakalanma riski çok artıyor. Yani doz bağımlı bir etki var. Bir de 30 yaşın altında başlamışsa bu da çok tehlikeli değil mi? O 50 Tabii, yaşında geçiyorsa kesinlikle. 30 yaşın altında 5 Aynen. yıldan fazla içmek, evet. Evet, ve günde 20 adet sigaradan daha fazla içmek ve şimdi yaşa bağlı makine dejenerasyonunu görmemiz evet kötüleşiyor. Sigara içenlerde bu 2 ya da 3 kat daha artıyor. Görme kaybına ulaşma riski. Ve işin kötüsü burada hani sonuçta bıraksanız da sigarayı bir süre sonrasında bir takım akciğer hastalıkları şunlar bunlar vücut rejenerasyonu kendini yenilese bile gözdeki ne yazık ki bıraktığı olaylar çok kolay kolay geri dönmüyor. Peki burada erkekler çok daha risk altında gözükmüş kadınlara oranla. Kadınlarda fazla miktarda içilmesi riski yükselttiği özellikle ortaya konmuş bunlar çalışmalarda. Ve kuru tipin özellikle daha az görme kaybına yol açan tipin belli tip alt grupları var. Bu gruplarda mesela bazılarında görmede kırıklık, yamuk görme oluşmakla beraber kara lekeler oluşmuyor ama bazı tipleri var o kara lekeler oluşuyorlar. Ve bu sigara o kara leke oluşturan tipin yine oluşma sıklığını çok arttırıyor. Şimdi burada temel olarak hani bu hastalık nasıl oluyor diye baktığımız zaman bildiğimiz okullarda ne biliyoruz? İşte bir gözümüzün bir ağ tabakası var, bir damar tabakası var. Bu hastalığın ana prensibi şu. Ağ tabakayla damar tabaka arasında bir katman var. Ara katman. Bu katman sürekli gün içinde ışığa maruziyetle görme için yüklenip boşalan sinir hücrelerinin bu aktivasyon sırasında bir takım ürettikleri atıklar var. Ve bu atıklar bu ara katmanda normalde aktarılıyor ve bu ara katman tarafından giderek temizleniyor. Öğütülüp yok ediliyor, öğütülüp yok ediliyor. Ancak bu mekanizma yaşla beraber aksamaya ve bozulmaya başlıyor. İşte böyle bir durumda sigara içiyorsanız bu mekanizma çok daha erken yaşta bozuluyor. Ve bu bir süre sonra bu bozulunca bu tabaka inceliyor. Yine sigaranın yol açmış olduğu damar tabakadaki damar yapılarında bozulma, buradan yeni damar üremesi meydana gelmeye başlıyor. Bu üreyen yeni damarlar ara katmanı geçip retina tabakası, gören tabaka içine doğru yayıldığı zaman işte o zaman yaş tip dediğim bir hastalık ortaya çıkmış oluyor. Ve bu damarların çoğalmasıyla beraber kara lekeler oluşmaya başlıyor. Bu damarlar aniden kanayıp görmeniz hızla ortadan kalkabiliyor.
O nedenle burada bu seyri yavaşlatabilmek, durdurabilmenin en önemli yollardan bir tanesi bu engellenebilir risk faktörü olan sigarayı hakikaten bırakmak. Bu damarlar deyince hocam, hipertansiyon da yapıyor sigara. O zaman Tabii. gözdeki hipertansiyon bulgusundan da bahseder misiniz? Mesela Evet. hipertansiyon, ondan bahseder Evet. misiniz yeri Şimdi gelmişken? tabii yani hipertansiyonun yani vücut tansiyonunun yüksekliğinin ana sonucu atar damarlarda bir daralma meydana geliyor. Ve bunun sonucunda gözün damar tabakası yani retina tabakasını besleyen atar damarlarda da daralma meydana gelince bütün sinir dokusunun beslenmesinin tabii ki bozulmasına yol açıyor ve bu beslenmesi bozulduğu için de sonuçta ciddi oranda retinanın yeni başka hastalıklara maruz kalmasına zemin hazırlamış oluyor. Şimdi tansiyon demişken buradan isterseniz göz tansiyonuna geçelim. Evet. Çünkü sigaranın yol açmış olduğu bir hastalık da glokom dediğimiz ya da işte halk arasında göz tansiyonu dediğimiz hastalık. Şimdi bildiğimiz ne var? Gözümüzün içinde bu sertliğini veren bir sıvı var. Ve dokunduğumuz zaman şöyle gözümüze hissettiğimiz sertliği sağlayan bu gözcü sıvısı gözün bir bölgesinden salgılanıyor sürekli olarak, bir başka bölgesinden de boşalıyor ve damar sisteminden de gözü terk ediyor. Üretilen sıvı miktarı ile çıkan sıvı miktarı birbiriyle dengeli olduğu süre boyunca göz sıvısı sabit, yani göz tansiyonumuz sabit biçimde kalıyor. Bunu da diyoruz ki işte biz ölçtüğümüz bir takım cihazlarda 10 ile 20 arasında normal diyoruz mesela. Peki göz tansiyonu hastalıkta ne oluyor? Gözümüzün arkasında görmemizi sağlayan retina tabakasından kaynaklanan yaklaşık 1 milyon sinir lifi var. Ve bu 1 milyon sinir lifi gözün arkasında görme sinirinden çıkıyor ve bu lifler beyne giderek beyin de görmemizi sağlıyor. Yani bir görme siniri var. Göz tansiyon hastalığında bildiğimiz şey görme siniri yavaş yavaş ölüyor. Yani bu 1 milyon bir şekilde bunu bir kablo içinden ince tellerin geçmiş olduğu 1 milyon telin bulunduğu bir kablo gibi düşünürseniz bu kablolar yavaş yavaş ölüyor. Öldükçe başlangıçta hiçbir şey fark edilmiyor. Ne zaman geriye ancak 100-200 bin kalıyor, o zaman görüntüde bazı şeyler fark ediliyor. Şimdi bu hastalık yani görmesinin ölmesine yol açan göz tansiyonu hastalığına en önemli risk faktörü bu basıncın yükselmesi gözün içindeki. Sigara çok net, şunu yapılmış çalışmalarda sigara içirilmiş insanlara arkasında göz tansiyonları ölçülmüş. Ve yaklaşık 5 milimetre civa sigaranın hızlı biçimde göz tansiyonu yükselttiği bir kere saptanmış. Bu çok önemli. Niye? Şöyle. Biz çünkü göz tansiyonu hastalığı saptadığımız zaman bir şekilde damlalarla, işte ameliyatla vesaire gözün içindeki basıncı düşürmeye hedefliyoruz. Bazen onu çok normalini hemen sınırında düşürebiliyoruz. Çok küçük oynamalar bile kayba yol açabiliyor. İşte böyle bir durumda içtiğiniz zaman sigarayı bu kontrol dışına çıkıp görme siniri ölebiliyor. Buralarda damarları da tıkanan damarlardan da oraya oksijenize kan gitmemesi. Bir de o var değil mi hocam? Bu Tabii ki. damarlarda bunların tıkanarak öbür tarafa gitmemesi yani beslenmeye bağlı olarak da olabiliyor değil mi bu Tabii yani görme riskler? sinirinin Evet. sonuçta hayatiyetinin kaybına yol açan zaten onu besleyen ince kılcal damarların sonuçta harabiyeti. Şimdi bir başka bildiğimiz şey şu. Hiç sigara içmeyen kişilerle içenleri karşılaştırmışlar ve içenlerde göz tansiyonuna yakalanma riski daha yüksek bulunmuş. Bu da kesin gösterilmiş bir şey. Genel olarak ama göz tansiyonu hastalığında sigaranın etkileri çevresel faktör olarak değerlendiriliyor. Çünkü genetik faktörler de var göz tansiyonuna yakalanmamızı sağlayan. Burada işte biraz evvel söylediğiniz o damar sisteminde etkileri nerede gözüküyor? Biraz evvel söylediğim gibi göz sıvısını üretiliyor.
Sonra bir yerden de gözü terk ediyor ve toplar damar sisteminden de ana sisteme karışıyor. İşte burada sigara toplar damar sistemindeki kılcal damarları daralttığı için 10 birim üretiliyor ama 10 birim çıkması gereken 9 birim çıkabiliyor daralmış bölgelerden. Gözün içinde kalan o daha fazla miktardaki sıvı işte bir süre sonrasında o görme sinirinin yavaş yavaş ölmesine yol açıyor. Şeye gelelim değil mi hocam? Bu bittiyse katarak nasıl oluşuyor? Evet. Hocam? Şimdi katarak tabii insanlık tarihi boyunca hep insanoğlunun bir belası olmuş ileri yaşlarla beraber. Ve hala daha bütün bu gelişen teknoloji yapılan ameliyat sayılarına vesaire rağmen bütün dünya üzerinde körlük yapan sebeplerin başında gösteriliyor hala bütün istatistiklere göre. Peki ne oluyor? İşte orada yine şöyle kabaca bilgilerimizi bir tazelersek göz küresi içinde bir tane önde bir tane de içeride olmak üzere iki tane ana mercek var. Ve bu iki mercek sayesinde görüntü geçiyor ve iki merceğin kırma gücü toplandığında gözün arka tarafına, retina kısmına odaklandığında görüntü oluşuyor ve bu görüntü de sinirlerle beyne taşınıyor ve beyin görüyor. Şimdi katarak dediğimiz şey içerideki merceğin yani gözün renkli tabakası, göz bebeğinin arkasındaki merceğin bulanıklaşmasına biz katarak diyoruz. Ne oluyor o zaman? Gelen görüntü ön mercekten geçiyor, göz bebeğinden geçiyor ama ondan sonra bir buzlu camdan geçermiş şeklinde geçtiği için düşen görüntü silik, soluk bir görüntü halinde düşüyor ve bu görüntü giderek daha kirleniyor, bozuluyor ve görmemizi giderek daha düşürüyor. Yaşam kalitesi de çok bozuyor. Mesela bununla ilgili çok güzel mesela ressamların şeyleri var. Mesela Monet'in resimlerini katarak öncesi ve katarak sonrası diye ayırıp bakmışlar. Hakikaten biliyorsunuz o katarak öncesindeyken parlak, ışık, renkler, canlı iken kataraktı gelişip de daha böyle kirli kahverengi bir görüntü görmeye başladığı andan itibaren bu sefer resimlerine böyle hüzün, bir böyle işte ışıksızlık, renklerin daha birbirine işe girmesi gibi renkler hakim olmuş. Hakikaten çok hayatı etkileyen bir şey. Evet, Claude Monet ve Renoir'ı çok beğenirim. Güzel oldu. Evet, yani hani gerçekten çok etkileyen bir şey. Evet, ve evet. Yaşla beraber, çünkü ne oluyor? Normal şartlarda da herkesin lensi giderek merceğinde bir bulanıklaşma oluşuyor. Buna doğal bir şekilde lens su kaybediyor. Su kaybettikçe saydamlığı azalıyor ve giderek hafif hafif oluşuyor. Ama çoğu normal insanlarda diyelim ki yaşamı boyunca bir miktar azalma görme kalitesini etkilemeden ya da düşürmeden yaşama devam edebiliyor. Ama kimi kişilerde gözün genellikle merkezi kısmı özellikle merceğin giderek daha koyulaşıyor ve katarak meydana geliyor. Şimdi sigara özellikle bu merkezi biçimindeki saydamlığın giderek kaybolmasına, bozulmasına ve kataraktın gelişme sıklığının artmasına yol açıyor. Yine aynı sarı nokta hastalığındaki gibi bu etki genellikle doza bağımlı bulunmuş. Yani günde yine mesela 20 sigaradan fazla içenlerle daha az içenler karşılaştırıldığında anlamlı biçimde 20'den fazla sayıda içenlerde daha sık katarak görülmüş. Yine içiş süresi çok bağımlı. Mesela 10 yıldan kısa içenlerle uzun içenler karşılaştırılmış. Hakikaten 10 yıldan daha uzun süre içenlerde daha sık katarak geliştiği yine görülmüş. Burada yine sigarayı biraz önce söylediğim gibi hani solunuma, işte dumana sadece maruziyetten bahsettiniz. Burada mesela şeyi çalışmışlar. Normal sigara ile pipo dumanının etkilerini. Pipo içenlerde gerçekten sigara içenlere göre daha sık katarak geliştiği görülüyor. Yani
Bu da Zaten alıcı var da herhalde. şöyle bir marka olmuş. Aslında biz hep tütün ve ürünleri diye konuşuyoruz artık. Evet. Tütün ve ürünleri hepsi. Öyle Aynen. demek lazım. Evet. Yani Evet. piporun orada hani önemi ne diye bakılmış. Daha nemli, daha buharla karışık bir dumanı solumanın kataraktojenik etkisinin çok daha yüksek olduğu hakikaten görülmüş. Evet, bu önemli. Bunu da yazmak ve konuşmak lazım zaman zaman. Evet. Evet, yani sonuçta hani Bilgilendiğinde. Evet. biliyorsunuz o sigara şimdi yeni işte bu sıvı olarak içilenler var vesaire, pipo Bir de içenler var. ısıtıcı var. iPhone gibi Evet. böyle çıkmış ısıtıcılar var. Nargile de bunların içinde mesela. Nargilenin de zararı olması lazım Kesinlikle. göze. Hem de yani bu aynı pipo içenler hatta daha da fazla ısıtılarak sonuçta o Evet. Evet. nikotini vesaireyi buharla beraber çekiyorsunuz. Dolayısıyla Evet. toksik etkisi çok daha yüksek orada kesinlikle yani. Ama işte Ankara'da bir çalışma yapılmış. Gençlerin inanın nargilenin bu kadar zararlı olduğunu bilmedikleri ortaya çıkmış. Düşünün. Yani bu kadar Evet. nargile kafeler var. Ben hep konuşmalarımda söylüyorum. İnşallah bu pandemi günlerinden sonra bu kafeler açılmaz. Şimdi kapalı Evet, aynı nargile temenni kafeler. ben de diliyorum hakikaten. Yani onlar hakikaten tütün ürünlerine bağımlılaştırma merkezi gibi bir şey yani. Evet ve gençlerin de tehlikeli olduğunu bilmemesi. Nasıl ki bu light Evet. sigaraların, işte efendim elektronik sigaraların, yok ısıtıcıların şimdi 325 derecede falan, bunların zararlarını bilmemeleri çok kötü. O Tabii. nedenle işte biz bu webinarları yapıyoruz. Siz de çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Buyurun. Ben biraz hem sizi Umarım yani hedefe dinlendirmek. ulaşıyordur yani bu hitap etmek istediğim bir kesime. Şimdi burada Evet. yani oksidatif stres özellikle katarak gelişiminde çok önemli. En baştan konuşmuştum yani burada oksidatif maddelerin yani serbest radikallerin özellikle kanda çoğalmasına yol açan bir etkisi var sigaranın. Yine antioksidan maddelerin de yine kanda azalmasına yol açan etkisi var. Lenste kataraktaki oluşan değişiklikler bu etkilerle daha çok anlaşılıyor. Özellikle antioksidanın azaltıcı, mesela askorbik asitin miktarını azaltıyor. Yani bu sonuçta C vitamini. Tabii. C vitaminin siz alıyorsunuz ama eğer sigara içiyorsanız o C vitaminin etkilerinden faydalanamıyorsunuz. Lenste katarak gelişimini engelleyici etkisi var askorbik asitin. Sonuçta o oradan kalkınca giderek katarak oluşma sıklığınız artıyor. Yine nikotinamit özellikle çok önemli lensin saydamlığında yine bunun da miktarını düşürüyor. Kadmiyum ve izosiyanat bu miktarının yüksekliği sonuçta antioksidanların azalmasına ve yine lenste bu oksidatif stres dediğimiz faktörlerin ortaya çıkmasına ve bu saydamlığın ortadan kalkmasına yol açabiliyor ve bunun dışında katarak giderek daha hızlı ilerliyor. Biliyorsunuz nikel, kadmiyum bunlar birinci derece kanserojen maddeler aynı zamanda. Tabii, Ve kesinlikle. kadmiyum da aynı zamanda kalsiyum, D vitamini metabolizmasını bozuyor. Dolayısıyla osteoporozu da çağırıyor. Bana 35 yaşında, 70 yaşındaki kadının kemiğiyle gelen hasta var. 12 yaşından beri sigara içiyor. Evet. Sırası gelmişken kusura bakmayın Tabii, tabii dedim. yok rica ederim. Yani sonuçta temel zaten sistem yani damarsal yapılar üstünde çok ciddi etkisi var. Ve bu damar yapılarındaki hayatiyeti sağlayan dokulardaki bir takım bozulmaları onaran antioksidan maddelerin tamir edici etkilerini ortadan kalkmasına yol açıyor. Bozulmayı tetikleyen bu serbest radikaller dediklerimizin de bütün dokularda artmasına yol açıyor. Yani ve yani bu katarakt vesaire işte bugün yapılan ameliyatlarla ulaşan tekniklerle çok iyi sonuçlar alınan bir hastalık olmasına rağmen sonuçta katarakt sonucunda tedavi bugün ilaçla söz konusu değil. Ameliyat olmanız gerekiyor. Ve her ameliyatında sizin de bildiğiniz gibi sıfır riskli bir ameliyat yok. Her ameliyatın bir riski var. Yani
Çok yaygın biliyorsunuz bu işte moda, bütün televizyon sağlık programlarında işte akıllı lensler, kataraktın olmasa da gel ol ameliyat işte 5 dakikada yapılıyor gibi reklamlar var biliyorsunuz. Evet. Ama yani sonuçta bu bir ameliyat. Evet. Yalnız bu ameliyat deyince hocam aklıma geldi. Acaba olgunlaşmadan gitmek ameliyatın başarısını artırıyor değil mi katarakta? Yani daha geç gidince parçalanıp çıkarılmasında bir zorluklar olabiliyor mu? Onun için sordum. Şimdi şöyle söyleyeyim Melahat Hocam. Yani hemen hemen işte bu hani FAKO dediğimiz Evet. bu son 20 yıl içinde diyeyim gelişen teknikle biz bu ameliyatı yaptığımız süre boyunca bir sıkıntı olmuyor. Ondan önce bu tekniğin gelişmediği dönemlerde komplikasyon riskinin daha yüksek olduğu dönemlerde genellikle biz hekimler olarak da hastalara biraz daha bekleyin, biraz daha olgunlaşsın derdik. Çünkü öyle bir durumda sert bir yapıyı gözden dışarıya almak o yöntemle daha kolay olduğu için biz o hale gelmesi için ki o zaman hastalar işte görme çok düşer ancak parmakları sayabilir hale geldiğinde hani tamam artık ameliyata hazırsın derdik. Artık şimdi bu yöntem çok geniş ve yaygın biçimde yapıldığı için o haldeki bir kataraktı görmüyoruz. Ben işte bu Acıbadem'de biliyorsunuz yurt dışından gelen hastalarla da muhatap oluyoruz. Ancak işte Afrika'dan, Etiyopya'dan falan böyle gelen çok hani Afrika ülkelerindeki zor durumdaki ülkelerden gelen böyle birkaç kişi de bu kadar ileri düzey katarak gördü. Yani evet, ülkemizde artık o seviyede katarak neredeyse görünmüyor. Yani çok da erken çünkü insanlar hekime de hastaneye ulaşma şansı oldukları için bu kadar olgunlaşmadan zaten yapılıyor. Ama dediğiniz çok doğru. Eğer bu kadar olgunlaşırsa bu FAKO yöntemiyle almak hakikaten daha uzun süre ve daha zor bir hale geliyor. O zaman daha eski yöntemleri uygulamak zorunda kalabiliyoruz. Evet. O yüzden hani orada şunu söylüyoruz biz genellikle. İşte katarakt olduğunda görmeyi azaltmaya başladığında hastaya şöyle diyoruz. Yani görmenizi artık azaltmaya başlamış ama ameliyat kararı size ait. Neden? Sizin yaşam kalitenizi etkiliyorsa artık bu görsellik zaman gelmiş demektir. Ama hayır, yani benim bu görürsem olan etkilenmem eğer yaşam kalitemi bozmuyor diyorsanız daha bekleyebilirsiniz diyoruz. O nedenle de aslında ameliyat sıklığı çok değişken olabiliyor. Mesela kimi zaman yaptığı meslek işte saatçi, çok keskin, net görmesi gereken işte biraz daha konuştuk sanatçı vesaire gibi durumlarda görme %80'e düşse de 70'e düşse de hemen ameliyat olmak istiyorlar. Ama kimi zaman işte halen daha biliyorsun işte okuma yazma bilmeyen, daha kırsal kesimde yaşayan kişiler bazen görme %10'a düşse de benim hiçbir şikayetim yok. Gayet iyi görüyorum diyebiliyor. Yani öyle bir durumda da onların etkilenme süresi tabii ki bekliyoruz. Evet, bu katarakta son bir soru. Acaba bunlarda bir fokal mi takmalı, tek mi, nasıl, bu konuda ne dersiniz? Yani nasıl ilerleyecek? Hocam Nasıl artık keşke bunu böyle başta ilan etseydik. Birden dinleyici sayımız herhalde tavana yapardı. hocam, Bir dahakine bence böyle yapalım. lafınızı balla bölüyorum. Son 2 dakikamız Aa, kaldı yok canım, yayınımızın. bir saatte bitmiyor mu? Evet, çok hızlı Bir saatte geçti. bitmiyor mu? Yok, Tamam. saatte bitmiyor hocam. Tam 40 dakikada Tamam. bitiyor. O O zaman yüzden. hocam son sözleriniz, biz katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bilgiler verdiniz. O kadar Ay güzel estağfurullah. Ben anlattınız ki. davetinizi çok teşekkür ederim. Ben sizi sabaha kadar dinliyorum. O kadar güzel konuştunuz. Soru varsa alalım veya hocam son sözlerini söylesin. Var mı soru? Soru var mı? Ben göremedim. Soru var mı? Sorumuz yok. Sorumuz yok. Aa, Tamam. Güneri Bey bir şey Melahat mi? Buyurun Hocam. Güneri Bey. Evet. Yani Buyurun. Sayın Haluk Hoca o kadar güzel anlattılar ki hakikaten ben sağımda bir maç vardı basket onu bile bıraktım. Yani gönlümden Haluk Hocam sizi dinliyorum ama küçük bir şey soracağım ben ilahi. Buyurun. Gözyaşım benim sağ taraftan dışarıya akıyor. Hiç içeriye akmıyor. Ne yapabilirim? Ev içinde ya da dışında fark ediyor mu? Her iki zamanda da oluyor. Oluyor. Yani
gözyaşı üretildikten sonra burun kenarındaki küçük deliklerden normalde burnumuza akar. Evet. O gözünüzün gözyaşını boşaltan kanallarında bir darlık ya da tıkanıklık olabilir. Tamam, peki. O yüzden ona bir ufak bir testle biz ona bakıyoruz. Orada bir tıkanma var mı diye. Evet. Eğer kısmi tıkalıysa kısmen açıyoruz. Evet. Eğer tam tıkalıysa öyle bir durumda ameliyat yapmak gerekiyor. Ameliyat. Peki, teşekkür ederim. Haberi yaptık. Rica ederim. Evet. Hocam siz son sözlerinizi alalım Haluk Hocam. Ondan sonra hani göz sağlığıyla ilgili bir kere en başta sigarayı terk edin diyordunuz değil mi? Give up. Yani terk et. Ve bırakmak değil. Çünkü yani en önemli şeyi bu.